Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, Zonguldak Belediyesi'ni eleştirerek belediye tarafından yapılan revizyon imar planının kendileri tarafından kontrol edileceğini belirtti. Uzun konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz diyerek vatandaştan o isteyip göreve gelenler her fırsatta da önüne gelen yeri yıkıp geçerek kent havzasını yok etme gayretini sürdürüyor. Hiçbir bilimsel yaklaşım olmamasına rağmen Fevkani Köprüsü için sürdürülen bu gayret bunun son örneği olarak maalesef karşımızda. Belediye tarafından yapılan ya da devlet kurumlarına yaptırılan her projenin aylarca bitmediğine, uzadığına tüm halkımız şahit olmaktadır. Nizam Caddesi'nin parkilerinin değiştirilmesinin neredeyse bir yıl sürmesi bunun en basit örneğidir. Belediye tarafından yapılan ve bitmek bilmeyen her proje gibi neredeyse bir yıldan beri meclise getirileceği söylenen ama bir türlü bitirilerek meclise sunulamayan revizyon imar planları da bunun son örneklerindendir. Maalesef kentin yararına olmayacak yeni kararlarında eşiğindeyiz. Haziran ayı içinde meclise gelen revizyon imar planıyla özellikle hem araç hem de yaya trafiği açısından fazlasıyla yoğun olan kent merkezimizin büyük bölümününce kat artışına gidilecek olduğu söylentileri ortada dolaşmaktadır. Bu gibi değişik talepleri olan vatandaşların planı yapmakta olan firmaya bazı yetkililer tarafından yönlendirildikleri ve taleplerinin bu firma tarafından karşılandığı söylenmektedir. Planı yapanlar tarafından bu tür taleplerin karşılanması etik olmadığı gibi yönlendirmeyi daha doğrusu aracılığı yapan yetkiler açısından da sorumlu bir davranıştır. Planlar şehircilik ilkeleri neyi gerektiriyorsa ona göre yapılmalıdır. Bunun yerine bilimsellik bir kenara bırakılıp onun ya da bunun talepleri karşılama amaçlı planlar yapılıyorsa bu şehrin yararına olmayacaktır. Kişisel talepleri karşılamak için kişi özel olduğu belli olmasın diye tüm bölgeye uygulanacak özellikle kat artışı kararı şehrimize zarar verecektir. Zaten yeterince yoğunluğu olan kent merkezinde veya başka bölgelerde kat artışına gidilmesinin getireceği yoğunlukların sorunları artıracağı kesindir. Bunun yanında fazladan yapılmış olan ve ruhsatı olmayan katlar için bu düzenlemenin gizli bir imar affı olacağı da aşikardır. Kaçak yapılan katları olan yapılara bu yolla af getirmek yanlıştır. Mevcut yapılara da bu plan sonrası yeni kat ilave edilebilmeyi sağlayacak bu durum hem bina iskeletine hem de zemine ek yük getirerek riski artıracaktır. Riski artıracak bu davranıştan kaçınılması gerekmektedir. Bu konuda hassas davranılması plan yapan firmayla kişisel ilişkilerin önüne geçilmesi ve yeni kat artırılması taleplerinden uzak durulması şehrimiz için uygun olan yaklaşımdır. Bu sebeple revizyon imar planı titizlikle tarafımızdan takip edilecek. Ayrıca kişi özel düzenlemelerin olup olmadığı parsel parsel kontrol edilecektir.